tekrar başlamak istedim. O sıra bakmayacağım. Ben Şeyma Denizoğlu. Aile Danışma Merkezi'nde danışmanlık olarak görev yapmaktayım. Bugün konumuz ergenlik dönemi ve aile tutumları. Ergenlik nedir? Ergenlik, çocukluk çağından çıkıp yetişkinliğe ilk adımın atıldığı dönemdir. Bedensel, zihinsel, psikolojik ve fiziksel değişimleri yaşandı. 12-24 yaş evresini kapsar. Birincisi, çocuklu tutum ve davranışlarını bir tarafa bırakıp artık yetişkin tutum ve davranışlarına takındığı ve cinsiyetin oturduğu dönemdir. Peki, ergen kız ya da erkek çocuğu olan var mı aranızda? Ergenliğin giriş yaşı, genetik, kültürel, sosyal şartlar, ekonomik düzey, coğrafi şartlar ve beslenmeye göre değişiklik gösterir. Kızlar ergenlik döneminde erkeklerden yaklaşık olarak 1-2 yıl önce girerler. Kız ergenlerdeki fiziksel değişimlere bakalım. Vücut ağırlıkları artar, boyları uzar, göğüsler belirginleşir, adet kalıntısı ve kullanmalar başlar. Hormonal değişiklikler başladığı için ciltte yağlanmalar ve sivilceler oluşur. Kız ergenlerdeki bu değişimler hormonların etkisiyle nasıl bir fiziksel değişimler meydana gelir ve duygu davranışlarında farklı şeyler yaşanmaya başlar. Bu tablo aslında size çok da hani yabancı değildir. Artık küçük kızınız, küçük kız kimliğinden çıkar ve genç kızla adım atar. Kız ergenlerdeki duygusal değişimler aşırı duygusaldır, aşırı sinirlidir, çok kaygılıdırlar, durup dururken ağlama bebekleri yaşarlar, korkuludurlar, meraklıdırlar, üzüntü ve sevinçlerini daha yoğun ve daha coşkulu yaşarlar. Erkek ergenlerdeki fiziksel değişimlere bakacak olursak, erkeklerde de vücut ağırlıkları 7 ile 20 kilo arasında bir artış gösterir. Boyları da 10-30 santim arasında bir uzama görülür. Sesleri çatallaşmaya başlar. Ciltte yağlanmalar ve sivilceler oluşmaya başlar. Ve kas dokuları artar. Bu da ergenin vücuduna iyi ve erkeksi bir görünüm kazandırır. Vücudunda erkeklere has bir şekilde kullanmalar meydana gelir. Karşı cinse saygı duymaya başlar ve onların ilgisini çekmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Şöyle bir durum var. Erkeklerde fiziksel değişimleri daha 7 maddede sıraladı gördüğünüz gibi. Kızlarda da 3 maddede sıraladı. Ama erkeklerdeki fiziksel değişimler kızlardaki gibi bir duygusal bir farklı bir etki yaratmıyor. Bir gergin sorunu yaşanmıyor. Bu da ataerkil toplumdan geldiğimiz için kaynaklanıyor. Çünkü erkeklerdeki bu değişim ve gelişim çevrelerin çok hoşuna gidiyor ve erkeklere daha fazla bir hoşgörü sağlanıyor. Bu da erkeğin kendini kabul etmesini daha kolaylaştırıyor. Ama kızlarda böyle olmuyor. Kız çocuğu büyüdükçe çevre tarafından bir baskı oluşmaya başlıyor ve kız kendini kötü hissediyor ve özgüven sorunu yaşamaya başlıyor. Bu yüzden anne baba olarak sizlere çok görev düşüyor. Ergenlik döneminde asla ve asla kız ve erkek çocuklarını bir ayrım yapmamanız gerekiyor ki çocuk kendini tanısın, kendinin özgürlüğünün yerine gelmesi için. Erkek ergenlerdeki duygusal değişimler, duygularını çok yoğun ve coşkulu yaşarlar, asi ve hırçındırlar, ortada bir sebep yokken aniden sinirlenip bir öfke patlaması yaşayabilirler. Kız ve erkek ergenlerde görülen ortak değişikliklere bakarsak, bu dönemde hem kız hem de erkek her şeyi sorgulamaya, her şeyi eleştirmeye başlarlar ve isyankarlardır. Yalnız kalmak isterler, odasını çekilip odasından çıkmak istemez. Kendi dünyasını yaratıp orada yaşamak isterler. Sık sık hayal kurarlar ve bu hayaller de hep genellikle karşı cinsle ilgilidir. Bir konuda dikkatlerini toplayamazlar. Dikkatleri hep dağınıktır. Bu da derslerinde başarısız olmasına sebep olabilir. Çünkü yani onlara göre ders çalışmak ikinci planda kalır. Kendilerinde daha önemli, daha büyük sorunları vardır ve anne baba olarak da size beni anlamadın, sizi hani anlamadığınızı söylerler. O yüzden biraz bu dönemde daha anlayışlı olmamız gerekiyor. Elleri, kolları, bacakları uzamaya başlar. Bu ani uzamalar sonucunda da kendini çok yorgun hissederler ve uyumaya karşı ayrı bir hassasiyetleri vardır.
Özellikle ders çalışma zamanlarında uykulara gelir. Sınav zamanlarında uykulara gelir. Hep şey derler size, 1-2 saat yatayım, ikinci saatten sonra beni kaldır. Ama hiçbir zaman bu ikinci saat olmaz ve gece boyu uyumuş olur. Daha sonra bak daha siz suçlu olursunuz. Neden beni kaldırmadın diye. Çocukluk çağına göre daha dağınık ve daha düzensiz bir yaşam tarzını benimserler. Odalarının hep dağınık kalmasını isterler. Dağınık odada daha rahat ettiklerini söylerler. Aynı sırabası olarak bu görünüm sizi rahatsız edebilir ama asla odasına karışmayın. Eğer dağınık kalmasını istiyorsa bırakın dağınık kalsın. Siz ne kadar odanı topla diye bir baskı yaparsanız çocuk o kadar size uzaklaşır ve inatlaşır. Yani asla siz topla dediğiniz zaman toplamaz. Her şeyi merak ederler, yeni meraklar içerisindedirler. Farklı şeyler yapmak isterler, yeni sersetilleri, farklı kıyafet tarzlarını benimseyip arkadaş ortamında kendilerini böyle kabul ettireceklerini zannederler. Ve markaya merakla başlar bu dönemde. Arkadaş ortamında kullandıkları farklı sözcükleri günlük dillerine taşırlar ve gürültülü müzik dinlemeye başlarlar. Kız ve erkek ergenlerin anne babaya karşı tutumları, yani size nasıl davranıyor? Ergen, ben merkezidir ergenlik döneminde. Yani kendisinden başka kimse önemli değildir. Bugüne kadar anne babasının fikirlerine saygı gösteren, onlara uyan çocuk gider, yerine söz dinlemeyen, kendi bildiğini okuyan asi bir çocuk gelir. Çocuk bu dönemde anne babasının fikirlerini beğenmezse anne babayı çok küçük görmeye başlar. Hatta anne babasından da nefret eder. Ama endişelenmeyin, çocuğunuzdaki bu davranışlar çocuğunuzun sizi sevmediği anlamına gelmiyor. Sadece ergenlik dönemine özel bir durum. Ve şunu unutmayın ki siz de bu dönemlerden geçtiniz. Çocuğunuz sizi sevdiği için, size değer verdiği için, en yakındaki kişi siz olduğunuz için bütün bunları size yapıyor. Ona karşı eskiye göre, eski dönemlere göre biraz daha fazla anlayış göstermeniz gerekiyor. Çünkü çocuğunuz hem kendini tanıyor, hem vücudunu keşfediyor, hem de buna çevresel sebepler de eklerse işin içinden çıkamaz duruma geliyor. O yüzden aynı baba olarak ona en destek olacak kişiler sizlersiniz. Çünkü eğer böyle yapmazsanız çocuklar arkadaşlarına daha çok yeniliyorlar. Ve arkadaşlar da bilgi almak için değil, sadece arkadaşlık bilmek için de yanlış bilgiler aldıktan sonra sizin başınız daha çok ağrıyor. O yüzden kız ergenleri anneye daha çok ihtiyacı var bu dönemde, erkek ergenlerin de babaya daha çok ihtiyacı var. Peki, ebeveynler ne yapmalı? Anne babalar ne yapmalı? Öncelikle çocuğunuzun büyüdüğünü fark etmişsiniz. Artık her yere birlikte gittiğiniz, sizin sözünüzü dinleyen çocuğunuz yok. Öncelikle çocuğunuzun büyüdüğünü fark edersiniz, aslında çok fazla bir sorun olmaz. Çünkü artık o da bir birey, onun da özel alanları ve özel yapmak istedikleri, sizden ayrı yapmak istedikleri şeyler var. Babasının izni almadan girmeyin, özel alanına saygı duyun. Eğer siz bunu yaparsanız karşılıklı olur. Çünkü biz çocuklara 3 yaşından itibaren bir şey öğretiriz. Anne babanın odasına kapıyı çalmadan girilmez. Daha sonra okula gittiği zaman okulda öğretmeni parmak kaldırmadan konuşulmaz ve ikincisi de sınıfa gitmeden önce kapıyı tıklatman, çalman gerekiyor. Müdürün odasına gittiğin zaman kapıyı çalman gerekiyor. Ergenlik döneminde çocuk bazı şeylerin farkını varıyor ama siz bunu yapmazsanız odasına direkt girerseniz çocuk zaten patlamaya yer alıyor. Yani biraz saygı duyarsanız çocuğun özel alanlarına size de saygı duyacaktır. Çocuğunuzla arkadaş olun, çocuğunuza güvenin ve onun da size güvenmesini sağlayın. Asla ve asla bir hata yaptığında onu sorgulamadan, yargılamadan dinleyin ve soğukkanlı dinleyin. Karşılıklı konuşurken nasihat vermeye başlamayın. Çocuğunuzun güçsüz yanlarını ortaya çıkarmak yerine başarılarını ortaya çıkartın ve başarılarıyla övünün. Çocuğunuzun eğer arkadaş ortamına hoşunuza gitmeyen bir şeyler hissediyorsanız, arkadaşlarını merak ediyorsanız bunu çocuğunuzu asla hissettirmeyin. Yani şey yapmayın, işte Ayşe'den hoşlanmıyorum, Ayşe'den uzak dur, Ahmet çok tembel, Ahmet'le fazla bir dışarıda görüşmek istemiyorum derseniz olay bitmiştir. O arkadaşını çok fazla görüşmüyorsa bile o günden sonra daha fazla onu cezbeden taraflarını görür. Çünkü her zaman yasaklar daha cezbedildir. Ve en önemlisi de
Çocuğunuzu sevdiğinizi, ona değer verdiğinizi belirli aralıklarla ona göstermeniz gerekiyor. Ergenlik yaşayan için de, etrafındakiler için de zor bir dönem. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ergene fazla sıkmadan ama asla da ve asla tek başına bırakmadan hislerinizle de konuştuğunuz bir iletişim içinde geçirirseniz çok rahat geçirirsiniz. O yüzden panik yapmanıza gerek yok. En önemlisi anne babalara düşüyor burada göre. Eğer siz çocuğunuzla ergenlik döneminde anlayışlı olursanız, onunla daha fazla ilgilenirseniz, onu bilgilendirirseniz ve bir şey yapmadan önce ona bağırmadan konuşursanız her şey hallolur. Eğer zaten ergenlik döneminde yaşanan bu problemler, sıraladığımız problemleri yaşamazsanız zaten bir sorun vardır. Bizim amacımız bunları en az düzeye indirmek, en az düzeyde çocuğunuzun zarar görmesi ve sizin de daha çok sabırlı olup çocuğunuza daha çok ilgilenmeniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer sizin sormak istediğiniz sorular varsa soruları alabiliriz. Bu şu anda çocuğuma güveniyorum ama arkadaş karşı taraf çocuğumu suçluyor nasıl tutuyor orada? Onlardan nasıl uzaklaştırırız? Hep anlaşıyoruz. Almayacaksın, yaklaşmayacaksın. Rehberlik öğretmeni de ve kendi öğretmeniyle halledersiniz daha kolay olur. Çocuğunuza siz ne kadar söylerseniz söyle. Karşı taraf bunu rahatsız ediyorsa bu çocuğunuzun yapabileceği bir şey değil. Eğer çocuğunuzda siz başka bir problem hissediyorsanız aile danışma merkezine gelip orada ayrılalım. Şimdi seminer sonunda aile odası dağıtılacak. Aile odasıyla ve nüfus müdürlüğünden yerleşim vergisi bir tane fotoğrafla gelebilirsiniz. Tabii bir teyzenin sabrı anne baba kadar olamıyor maalesef. Bir de çocuk bir kapıdan girerken ben de menopoz nedeniyle öbür kapıdan çıkar vaziyetteyim. Dolayısıyla benim de sinirlerim, öfkelerim çocuğumkinden az değil. Bu sefer ne oluyor? Birbiriyle çarpışan iki kap gibi oluyoruz. Birimizden biri kırılıyor. Yani benim de sabrım tükenmiş vaziyette. Teşekkür ederim. Eğer işin içinden çıkamaz durumdaysanız merkezinize gelip yardım alabilirsiniz. Hem sizin için hem de çocuk için. Çünkü o yaştaki çocuğun teyzeyle, anneyle de vakit geçirmeye tabii ki de hani sever ama bir baba faktörünün olması gerekiyor. Eğer baba yoksa bir dayı ya da amca ya da abi. Hiçbiri yok. Hepsi de faktör. Erkek figürü yok. Ancak abla figürü. Bu yok. Bu yaş ergenliklerin çocukların genellikle kötü alışkanlıklara da başlama yaşı. Şimdi benim kızım da bir sigaraya başlamış tek tük arkadaşla gelin ya nasıl vazgeçirebiliriz, ne yapmalıyız? Konuştuk ettik ama olmuyor. Bu konuda bir rica edeceğim. Yani çok fazla üzerine gitmemek gerekiyor. Sizin aile sigara içen var mı? Ben içmiyorum ve küçükken ben numaradan elime alsam kırıp atardı. Şimdi büyüdü 17 yaşına geldi, sigaraya başlamış. Tek görüyorum ve uyardığım halde diyor ki benim, biz de diyor aklımız erdi, ereceği vakit diyor bırakacağız inşallah falan diyor bana ama yani ben içmesini istemiyorum karşım tabii ki. Ya ev ortamında anne baba ya da abi çocuğun yanında içiyorsa bu iyi bir örnek. Ama çok fazla bir yaşta üzerine gitmeyin. Dediğiniz gibi benim hayatlar yaşlar içerisinde arkadaş ortamında büyük bir ihtimal sigara içiliyordu. Yani kendini zehir ettirmek için de sigara içmeye başlamış olabilir. O yüzden çok fazla üzerine gitmeyin. Bu geçici bir dönem. Biraz sakin olun. Ben de tabii onun olmuyor şu an. Biraz ilk başta bayağı tepkiler verdim ama şu an